Şimdi aslında Muharrem Saran abim açıkladı ama kısaca tekrar izah etme zarureti doğdu. Çünkü işte neyin oylandığı bilinmiyor gibi bir tepki geldi salonuna. Bizim mevcut düzüğümüzdeki derneklerimizin delege seçme şekli şu. Her dernek üye sayısına bakılmaksızın 3 delege veriyor. Daha sonra üye sayısına göre her 50 üyesi için bir delege veriyor. Kısaca bu. Yani şöyle örneklemek gerekirse, ben üyesi olduğum için Ankara Çerkes Derneği'nin 1500 delegesi var, üyesi var. Bir 3 veriyor, ondan sonra bu 1500'e göre de işte 50 delegeye bir, 50 üyeye bir delege verecek şekilde veriyor. Aslında 1500'e göre verse çok daha 30'a 40'a çıkacakken 25 sınırından dolayı 25'te kalıyor. Dolayısıyla şimdi getirdiğimiz, yani Başkanlar Kurulu'nun tavsiye kararı aldığı şekil ise şu. Artık üye sayısına, yani derneğin üye defterine kayıtlı üye sayısına göre değil, derneğin son genel kuruluna katılan üye sayısına göre belirleyelim diyoruz. Yani de, şöyle bir örnek vereyim. İşte Balıkesir Derneği, Balıkesir'liyim ben. Son genel kurulunu 80 kişiyle yapmış. 4 delegesi olacak. 80 kişi içinde 20'şerden 4 delege vermiş olacak. 8 delegeyle temsil edilecek genel kurulda. Şimdi Ümit abinin söylediği 100 üyeye 1 delege çok tehlikeli bana göre. Neden? Şimdi İstanbul Derneği'nin, Ankara Derneği'nin 1500 üyesi var. 15 delege kafadan gelecek. Balıkesir Derneği'nin 130 üyesi var. 2 delege gelecek en fazla. Yani bu çok arayı açacak bir makas bana göre. Dolayısıyla şöyle bir kaygı duyuluyor. Onu da söyleyeyim. Yani ben böyle düzgün dönemler hakkında konuşunca hep ben yapıyormuşum bu işleri gibi bir havalar. Hukukçu olduğumuzdan dolayı bize düşünüyor. Biraz önce bir başkanım beni uyardı. Dedi ki ya tamam güzel bu. Ama ne bileceksin benim genel kuruluma kaç kişi katıldığını. Ben şart kurnazlığı yapabilirim. Öncelikle sabah Sayın Deniz Baykal'ın bir mesajı okundu. Böyle tanımlıyoruz biz. Bu ayıp olur. Dürüstlük yapmamış oluruz. İkincisi bunun çözümü var. Bölge derneklerinden genel kurulu komiserleri tespit ederiz. Ve o derneğin genel kuruluna başka bir derneğin yönetim kurulu üyesi komiser olarak gider, oturur havuzunun başına. Kaç kişinin bir yerde katıldığını tespit eder. Yani önerimiz derneğin genel kuruluna katılan üye sayısına göre, havuzuna imza atan üye sayısına göre 20 kişi için bir delege göndersin ve otomatik olarak da 4 delege göndersin şeklinde. Ümit Doğan abimin önerisi de her dernek bir delege göndersin, 100 üye için de artı bir delege göndersin şeklinde. Herhalde yeterli açıklığa kavuşturmuş oldum diye düşünüyorum. Değil mi abi? Evet. Üst sınır konusu. Hocam şimdi zaten Ümit Bey'in önergesini oynadı. Yani tekrar olduğu gibi getirmek gerekiyor. Hayır, ben sadece önergenin açıklaması için. Açıklamak için çıktım. Evet. Mevcut durum üye sayısına göreydi. Efendim müsaade misiniz? Arkadaşa soru sormak istiyorum. Oradan inmesin. Evet. Emredersin. Efendim. Şimdi eski tüzük hükümlerine göre üye sayısına göre delege belirleniyordu. Efendim müsaade eder misiniz? Yeni değişiklik tasarısında son genel kuruluna katılan üye sayısı baz alınmalı deniliyor. Son genel kuruluna katılan üye sayısı veya derneğe kayıtlı üye sayısı. Eskisi üye sayısı, yenisi son genel kuruluna katılan üye sayısına göre belirleniyor. Yeteri kadar açıklığa kavuştu. Evet. Efendim o zaman isim alayım da tekrar. Oynayın başkan. Oylama yapılacak. Biz taşlıya döneceğiz. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Efendim konu anlaşıldı. Şimdi sayın delegasyon. Ben deminden beri söylüyorum. Fikir tek tek biliyoruz zaten. Bunun dışında bir önerisi olan arkadaşımız, delegemiz varsa yazılı olarak beyan verirse buraya biz oynarız zaten. Öneri sormayacağım, bir soru soracağım. Efendim ama bu karşılık diyaloğa girersek bitiremeyiz biz daha. Gündemimiz yüklü. Çok önemli, çok önemli. Buyurun peki. Sayın arkadaşım, siz federasyon olarak üye derneklerden, üye mevcut
üye sayısına göre ücret almıyor musunuz? Hayır, delege sayısına göre alır. Evet. Efendim? Evet, buyurun. Efendim, müsaade eder misiniz? Ben bitireceğim zaten. Buyurun. Kapfet sadece üyesi olan derneklerin genel kuruluna katılan kişilerle temsil edilemez. Mevcut ona üye olan derneklere üye olan herkesin temsil edildiği bir kurumdur. O yüzden üye sayısıyla temsil edilmesi gerekir. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Efendim şimdi bir de tekrar ediyorum. İki tane önerge vardı. Bir tanesini oynadı, reddedildi. İkinci oylama açıklandı. Ya mevcut durum kalacak ya yeni önergeye göre. Yeni önerge yoksa ki yok. Yeni... Oylayın. İşte onu söylüyorum yani. Mevcudu isteyen, istemeyen veya yeni değişiklik önergesini kabul eden etmeyen aynı şey zaten. Tamam. Birinci sıra 7. İkinci sıra lütfen. 8. Üçüncü sıra lütfen. 16. Dördüncü sıra lütfen. 12. Evet. Beşinci sıra. Evet. 3, 4, 5, 6. Evet, buyurun. Arkadaki sıra. 6. Sayın. Evet. Daha arkasındaki sıra. 7. sırada. 13. Evet. Daha arkasındaki sıra. 8. sırada. 2, 4, 6, 7, 8, 11, evet. Onun arkasındaki sıra? 8. sıra 11. 1, 2, 2, 3. Evet, teşekkürler. Evet, arkasındaki sıra? 10. sıra, 11. sıra? 2, 11, 12. sıra? 6, 10, 3. sıra. Yok galiba. 14. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 15. sıra. 1, 2, 3, 4, 4 kişi. 16. sıra. 1, 2, 3 mü? Evet, 3. 10, 4, 1, 2, 3. En başta. Tamam. 4, 17, yok mu arkadaşlar göremiyorum, 17, 18, 19, 20, 20'de bir, 20'de bir kişi, yok, 1, 2 kişi, 2 kişi, 21, 21. sıra, 22. sıra, 4, 5 kişi, 5 kişi, 5 kişi, teşekkürler, başka, oy kullanmaya yok herhalde. İşaret ediyorsun. Birinci sırada red konusunda eski durum kalsın diyen delegeler. İkinci sıra lütfen. İkinci sıra. Üçüncü sıra. Dördüncü sıra. Beşinci sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Arkasındaki sıra efendim. Altıncı sırayı rica edeceğiz. Ümit Bey'in olduğu sıra 1. 1. Yedinci sıra. 1, 2, 3, 4. 4 kişi, evet. Evet. Onun arkasındaki sıra. 8. sıra. 9. sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, Hüseyin Tutar. 8. 8, yandan 9. Daha sonraki sıra efendim. 9. 9. 9. sıra. 9. sıra. 1, 2, 3. Daha geliyor arkadaşlar.
Efendim lütfen, lütfen otursun ayaktakiler. Lütfen ayakta kimse kalmasın. Aydın Bey, Aydın Bey, 13. sırada sayılıyorsunuz. Aydın Erken, 13. sırada bekliyoruz. Hayır, 13. sıra. Tamam, 13. sıra, evet. 13. sıra, 1, 2, 3, 4, 5. 9. sıra indirebilir mi acaba rica etsek? 9'u bir daha mı sayıyorsunuz? Hayır, hayır, lütfen. Hayır, 9'u indirsin. Sizden indirin lütfen. Siz her sayıldığınız bir arka sırayı rica edeceğiz. 10. sıra, 2, 4. 11. sıra. 11. sıra. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Özkan Bey var 8, evet. 12. sıra. Evet, 12. Şey. 12. sırayı 1. 12. sıra, 11. sıra indirsin lütfen. 3, 4, 5 6. ve 6. 13. 13. sıra. Hayır, bir arkadaşımız bir var 13'ten. 14. 14. Sizi sahip beyefendi. 14. sıra efendim. 15. 15. 15. 16. 16. sıra. 3. 3. 17. sıra. 17. 18. 19. sıra, 20. sıra, 1. sıra. Şuraya gelsin, buraya gelsin. Efendim bir de çekimsel var mı? Çekimsel olan varsa her iki önergeye katılmayan yok herhalde. O zaman bir kişi de. Tamam, çekimsel bir kişi var. Toplam sayı 5 toplam. Toplam oy kullananlar bunu kesin yaşamışlar. Bir kişi çekimsel, başka yok herhalde. Oradan gelen benim bir şey yapacağım bir daha var sanırım. O benim olsun. Efendim sonucu ilan ediyorum. 118 evet diyor. 76 hayır diyor. Bir çekimsel oy çıktı. Bildiğiniz üzere oy kullanılan oyun 3'te 2'si ile tüzük değişikliği yapılabileceğinden 118 oy yetmiyor. O nedenle önerge veriyor.